boyut kapısı açıldı mı açılıyor mu boyut kapıları nerelerdedir? Düşünsenize ülke düşünün uçaklarını savaş gemilerinin tanklarını görünmez yapabiliyor. Kim yenebilir? Bütün dünyanın dengesi değişmez mi? Nerede çoklu evren var? Hakan Yedican diye size sorsa neyle ispat edersiniz? Evrende her şey frekanslardan oluşuyor. Her şey. Evrenin kendisi de frekanstan oluşuyor ve bu frekansları şöyle düşünebiliriz. Kaybolan insanlar var, açıklanamayan, sırlı durumlar. Gerçekten e, dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılan insanlar olduğunu düşünüyor musunuz? Bedeninizi taşımıyor, ruh enerjinizi bir yerden bir yere alıyor götürüyor. Öyle bir bozulacak ki herkesin ağzı açık kalacak. Çünkü öyle günlere doğru geliyoruz ki çok önemli zaman dilimleri var. Burada çok büyük olaylar olacak. Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalında hani hep bana yazıyordunuz ya Hakan Can ne zaman gelecek ne zaman gelecek diye işte o gün bugün Hakan Yedican'la birlikteyiz enteresan bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hakan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba diyoruz biz de size sorularım çok fazla isterseniz hemen böyle bir girelim sorulara e, izleyicilerimizi de meraklandırmayalım. Sizin çokça anlattığınız konular bugün de benim gündemimde ama ben hiç bilmeyen biri gibi dinleyeceğim sizi. Sorularımı da öyle sormaya gayret edeceğim. Zira sizin anlattıklarınız hep ilgi çeken konular. Mesela boyut kapıları. İzleyici bunu en son nerede duydu? İşte Tarsus kazısıyla beraber boyut kapıları e, Mersin'de açıldı denildi. Ben de diyorum ki nedir bu boyut kapısı? Boyut kapısı Açıldı mı? Açılıyor mu? Boyut kapıları nerelerdedir? En yalın, en basit haliyle boyut kapısını izleyicimize nasıl anlatırsınız? Şimdi boyut kapısı denince bildiğimiz bir kapıdan geçip başka bir evrene ya da yıldız sistemine açılan kapı olma ihtimali tabii ki var. Ama boyutlar arası iletişim hatları demek daha doğru olur. Çünkü bunun örnekleri tarihte mevcut. Tarsus'ta boyut kapısı var mıydı? Ee, bana göre yoktu. Başka şeyler e, çıkarıldığını düşünüyorum oradan. Yani bana ulaşan bilgiler o şekilde ama çok farklı bilgiler var. O konu zaten artık böyle tam bir kaosa dönmüştür Evet. Ama dünyanın e, boyut kapısı diyebileceğimiz <laughs> dünyada bir sürü iddia edilen bölge var, hikaye var, yer var. Mesela Peru'da Amaru diye bir kayalık bir şey var ki orası çok ilginç. Kayalara oyulmuş bir şekil var ve bu şekil T biçimli bizim Göbekli Tepe'deki taşların e, kayaya oyulmuş versiyonu. Bizdekiler yani pozitif anlamda orada negatif oyuk bir e, formda bulunuyor. Mesela buranın bir boyut kapısı olduğunu iddia ediyorlar ve oranın keşişlerinden bir tanesi elinde böyle yaklaşık bir karışlık bir e, altın disk anahtar gibi orayı aktifleştirecek bir şey olduğunu ve tam oru e, şeyin ortasında da böyle e, tabak kadar bir boşluk olduğunu belli dualar, frekanslar ve belli bir astronomik hizalanma yani belli bir tarihte astroloji bu olayın kilidini açan, kapatan ve enerjisini sağlayan alt etmenlerin en önemlisi. Olmazsa olmazı yani öyle söyleyeyim. Ve belli frekansla dualar, belli ritüellerle o anahtar gibi altını yerleştirdikten sonra oranın böyle ışıklar saçan bir hale geldiğini, ve o baş rahibin içinden geçtikten sonra ışığın kaybolduğunu tabii rahibin de kaybolduğunu söyleyen bir sürü rahip var. Yani şimdi bunlar eee rahip takımı ve gerçekte birçok insanın şahit olmuş olduğu bir olaydan bahsediyoruz ve buraları hep buraları hep tanrıların kapısı olarak bahsediliyor. Şimdi bu olabilir mi? <laughs> Bence mümkün. Neden mümkün? Bunları sadece böyle bilim dışı e, komplo teorileri olarak görmek bence çok e, yersiz artık günümüzde. Çünkü Tesla ve Einstein'ın e, görevlilik kurumuna dayanarak USS Eldridge adlı bir savaş gemisinin 6 tane yüksek enerjili jeneratörle biliyorsunuz görünmezlik projeleri e, çalışmaları hı hı. esnasında 600 kilometre öteye ışınlandığını ve oradan geri geldiğini, bu sırada da bir sürü problem olduğunu insanların yani bazılarının işte metale kaynamış şekilde metallerin içinde kaldıklarını orada işte korkudan denize atlayanlar daha doğrusu deniz mi, neresiyse artık gemiden atlayanların ondan sonra kayboldukları ile ilgili çok önemli kayıtlar var. Yani bu bilimsel olarak da denenmiş bunlar bilimsel olarak ciddiye alınmış konular ama maalesef bunlar tabii ki. Askeri gizlilikte çok üstün e, özellikler kazandıracaktır kullanabilen uygarlıklara ve ülkelere. O yüzden de hep gizli tutulur. Yani halk seviyesine inmediği için indiği zaman da yalanlanır ve çok fazla kurcalanması da istemez. istenmez daha doğrusu devletler tarafından. E, hak da veriyorum çünkü çok önemli şeyler bunlar. Düşünsenize bir e, ülke düşünün uçaklarını, savaş gemilerini, tanklarını görünmez yapabiliyor. Kim yenebilir? Bütün dünyanın dengesi değişmez mi? Bu teknoloji şu an günümüzde mevcut. Teknoloji yani, diyelim adına. Şöyle söyleyelim. Bu teknoloji zaten bahsedilen bu işte boyut kapıları bu teknolojileri hep dünya dışı varlıkların bizlere paylaşmış olduğu, bizlere öğretmiş olduğu yahut da eski dönemlerde insanların göz önünde kullandıkları teknolojiler. Yani bunlar insana ait teknolojiler değildi ama insanlık artık hem kendi teknolojik seviyesiyle hem de bu dünya dışı temaslarla tersine mühendislik çalışmalarıyla e, bence artık günümüzde bu e, teknolojileri e, kullanmaya başladılar ki mesela bir koyun e, Amerika'da bir metre ışınlanabildi. Yani hı hı. işte klonladığımız doli vardı ya meşhur oldu bütün dünyada. Hı hı. Klonlamayı başardık ama e, artık bir metrede olsa ışınlamayı da başardık. Ayrıca Çinlilerin bu konuda bir çalışması var. Tabii böyle birkaç cümleyle özetlemesi zor. Yani ikna etmek için bütün bu verileri detaylı anlatmak lazım ama Çinliler mesela elektronları atom altı parçacıkları uzaydaki bir uyduya ışınlayabildiklerinin bilimsel deneylerini yaptılar ve bilim camiasına bunu duyurdular. Yani böyle şeyler e, günümüzde artık bu seviyenin eşiğine gelmiş durumdayız ki bu bilimsel veriler de bana şu e, sonucu çıkarmama ya da böyle düşünmeme sebep oluyor. Tabii ki herkes farklı şekilde değerlendirebilir olayları. Burada e, biz bu teknolojinin eşindeyiz ama binlerce yıl önce dünyaya gelecek kadar gelişmiş bir teknolojisi olan dünya dışı varlıkların bu teknolojiyi den habersiz olması, kullanamaması yani bunu bilmemesi zaten çok e, tuhaf kaçardı. O yüzden ben bunların olabildiğini düşünüyorum ki bunların en önemlilerinden bir tanesi de çok yüksek enerji ve e, lokasyon bölge çok önemli bu konuda ve enerji olayı çok önemli. Ben piramitlerin boyutlar arası iletişimde e, yeterli enerjiyi ve e, kombinasyona bağlı olarak yani hem yıldız sistemlerinin e, açısıyla hem dünya lehatlarıyla ilgili altından her zaman geçen akiferdi e, denilen <laughs> su altı kaynaklarının elektromanyetik enerjilerini kullanarak hep böyle e, kuzey doğu kardinal yönlere tam olarak hizalanarak özel bir yapıda yapılmasının bu boyutlar arası iletişimde kullanılacak enerjiyi yaratmak olduğunu da düşünüyorum. Bununla ilgili de bir sürü veri var aslında. Başak Şimdi ben aslında detaylandırmaya ihtiyaç var dediniz. Ben de detaylandırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an şu yayını izleyen biri "Hakan yedi beni buna inandır" derse hangi elle tutulur örnekleri kendilerine sunabilirsiniz. Premitleri ayrıca konuşacağım ama bu boyut kapılarını bir tamamlamak istiyorum. Boyut kapıları var mı dedim? Evet var dediniz. Hatta Peru'dan bir örnek verdiniz. Ee, bunlar e, insanlığa tabii ki açıklanmaz çünkü e, bir anda görünmez olan bir silahınızın, uçağınızın olduğunu düşünün. E Bu insanın seviyesine pek indirilmez bu bilgiler dediniz. Biraz daha elle tutulur hale bence getirebiliriz. Süre konusunda sıkıntımız olmasın. Ee, sağ olun. Yani şöyle söyleyebilirim. Mesela piramitlere baktığınız zaman, yani işte Mısır'daki piramidi Keops'un mezar olarak bize sundular ve 22 yılda. Hı -hı. E, yapıldığını iddia ediyorlar ve e, milattan önce 2592'de şey, o tarihlerde bitirdiğini yani bence komik bir iddia bu zaten bunun böyle olmadığını İngiliz Mason ajanı Albay Vazir iddialarından oluşan bir şey bunun hiçbir temeli tutarlı hiçbir tarafı yok artı 22 senede o piramidi e, o dönemde kölelerin yapmış olması mümkün değil e şimdi bu böyle değilse ki ben en az 12 bin yıllık olduklarını söylüyorum ki bilim adamlarına dayanarak bunu söylüyorum. Derin konular ama şimdi konumuzdan sapmadan gerekli yönlerini anlatmak istiyorum sizlere. Oradaki e, şaftlar var yani kuzey ve güney yönünde ki e, güneydekiler Sirius ve Orion'a bakıyor kral ve kraliçe odası diyorlar ama alakasız aslında bunlar. Çünkü mezar, saç deli, kemik hiçbir şey bulunmadı. Sonradan yalanla dolanlarla bunlar işte örtbas edilmek için böyle şeyler uyduruldu. Kuzeyde de aynı tak ve <laughs> Draco takım yıldızlarına bakıyor. Ve baktığınız zaman bu yıldızlarla bir etkileşim içindeler. Hem onların enerjilerini alıyorlar ve ölülerin ruhlarını bu yıldız sistemlerine taşımak için yapılan aslında bir şey. Şimdi boyut kapısı derken bedeninizi taşımıyor ruh enerjinizi bir yerden bir yere alıyor götürüyor. Şimdi buna baktığınız zaman gerçekten de bu yapılabilir mi? Hani böyle bir şey mesela bizim dinimizce bunlar işte caiz değil böyle şeyler Kur'an'da yok diye düşünenler var. Hayır, aksine Kur'an'da boyutların varlığı birçok sure ayette açıklanır ve bu boyutlar arası yolculukların, geçişlerin yapıldığının Bizden önceki Adem ve Havva'dan önceki ins ve cin kavimlerinin yüksek özellikle cinlerin dinleme yapma amaçlı bu boyutlar arası seyahat yaptığını söyler ama şimdi yasaklanmıştır ve şihap denilen bizim ışın silahları lazer silahları benzeri silahlarla korunan bölgelerle burada bunların yasaklandığını da belirtir artık yapamazlar der. Yapabiliyorsanız der, insanlar ve cinlere de meydan okur ayrıca. Ee, burada e, şöyle de bir şey vardır. E, eğer de, e, yapabiliyorsanız e, aşabiliyorsanız aşın bu şeyleri der. Aşamazsınız der, bu boyutları aşamazsınız, bu e, içinden geçemezsiniz, çıkamazsınız koyduğumuz boyuttan diye. Ancak tek bir istisna hariç der. Burada <laughs> Çok yüksek bir enerjiden bahseder, sultan güç denilen bir şeyden bahseder. Sadece diyor sultan güç ve bunun bilgisi çok yüksek gizli bir bilgi sayesinde bunu başarabilirsiniz diyor. Yani Kur'an'a da baktığınız zaman daha önceki varlıkların bunları yaptığını, bunlara cin diyor. Ama cin de tabii onu da o kavramı da açmak lazım. Cin Açacağız zaten... birazdan. Tabii yani kavram olarak baktığınız zaman yabancı demek. Yani neye yabancı? Dünyaya ve dünya insanına yabancı. Yani bugünkü karşılığı ben Kur'an-ı Kerim çeviriyor olup o Arapçanın her birinde 30 tane 40 tane anlamı var. Ama bunlar çoğu 1400 yıl önceki bilgilerle tercih edilen anlamların bugünkü yarattığı karma karmaşayı biz yaşıyoruz. Ben bugün çevirsem dünya dışı akıllı varlık derim. Hmm. Yani bu hepsini kapsayan bir şey. Evet yabancı sana yabancı. Ama bu yabancı sana benzeyen yabancılar da var. O da yabancıdır. Hiç benzemeyen yabancılar da vardır ki bu da mesela e, Tevrat'ta çok e, güzel açıklanır. Hezekiel'in görümlerinde mesela uzay araçları ve içindeki varlıklar insan gibiydiler. Ama insana benziyorlardı. Ama insan değillerdi. İşte iç içe geçmiş tekerleklerin içinde her yeri gözlerle kaplı araçların içinde düşünce gücüyle hareket ediyorlardı diye bir sürü ayet var. Şimdi bugün bunu çevirmeye kalktığınız zaman. Artık çok daha net bir şekilde dünya dışı yaşamla ilgili bilgiler olduğunu anlıyoruz. Hakan Bey yani dedim ya size en başta sanki hiç duymamış hiç bilmiyormuş gibi soracağım diye. Çünkü ilk defa bu konularla temas eden insanlar da anlasın istiyorum. Şimdi bu boyutlar arası yolculuk diyoruz ya biz dünyadayız değil mi? Boyutlar arası yolculuktan kastımız şu mu? Yani boyut ne demek? Bundan biz bir gezegen mi anlamalıyız? Dünya dışına çıktığımız bir yer mi anlamalıyız? Dünyaya dahil bir şey mi? Yani böyle bir çocuğa anlatır gibi anlatın bize lütfen. Anlatalım hemen o şekilde bir izahat yapalım. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Herkes işte boyut kapısı, boyutlar arası, yolculuk işte bunlardan bahsediyor. Ama kimse boyut nedir bundan bahsetmiyor çok fazla. Evet yani boyut nedir? Oluyor. Boyut nedir? Bir bardağa su koyduğunuz zaman bakın burada bir örnek göstereyim hemen size. Bardağımıza suyumuzu koyduk. Bakın su buradan taşmıyor yani bunların bir sırası var belli fiziksel yani evrensel kanunlara uygun olarak iç içe yani bu hem su hem hava aslında bu boyutta var ama <laughs> birbirlerine karışmadan duruyor yani denizlerin bir ufuk çizgisi var evet tam böyle e, hava ile gökyüzü arasında bir çizgi var dalgalanmalar var ufak dalgalanmalar bu tam e, iki boyutun kesiştiği noktalarda ama birbirlerine karışmıyorlar. Bu boyutu şöyle açıklarım ben yine frekanslara dayanarak birbirinden farklı e, özelliklerde ve titreşimlerde enerjilerde olan aslında birbirinin tekrarı ve tamamlayıcısı olan oktavlar yani piyanonun oktavlarında do re mi fa solesi vardır ondan sonra aynı sistem sonra tekrar gelir bir do re mi fa solesi daha bir tane daha bir tane daha 8 tane aynı sistemden e, oktav dediğimiz yani bu sistemin adıdır o sekizi demektir vardır. E o zaman şimdi bunlar aynı mıdır? Notaları aynı, sistemleri aynı. İki hepsinde doğudan sonra re'den sonra mi geliyor. Yani sesleri aynı ama frekansları aynı değil. İşte bu sistemlerin aynı olduğu ama frekans e, katmanlarının birbirinden farklı olduğu. Yani frekans derken burada enerjitik olarak düşünün. Mesela 3 üç, biz üçüncü boyuttayız ya. Zamanı katmazsak yani en boy ve yükseklik olarak ele alıyoruz üçüncü boyuttaki tüm atomların, tüm maddelerin, tüm e, enerji kaynaklarının, enerji şekillerinin belli bir titreşim aralığı var. Bant aralığı var yani. Bu bant aralığı boyut dediğimiz şeyi oluşturuyor. Biz üçüncü bant aralığındayız. Şimdi dördüncü boyut dediğiniz zaman bu bant aralığı bunun üstünde devamın niteliğinde aslında bunlarla da bağlantılı bir şekilde e, işleyiş gösteren enerji katmanları. Ama tabii ki bu boyuttan sonra Bunlar da şimdi piyanoda do re mi fa sonraki farkı ne? İncelerek gidiyor değil mi? Yukarı doğru ya da aşağı kalınlaşarak gidiyor. İncelik ve kalınlık farkı var. Bu boyutlardaki de titreşim ve enerji farkı var. Titreşim ve enerji yükselerek belli bir bant aralığı oluşturuyor, düşerek alt taraftaki bant aralığını oluşturuyor ama bunların da hepsi aslında piyanoda belli değil. Hepsini kullanabilirsiniz. İç içe tek bir bütün. Evrene baktığınız zaman bu boyutlar iç içe geçmiş vaziyette. Yani şöyle e, kısaca özetleriz. Enerji ve frekans band aralıkları belli evrensel kanunlarla birbirlerinden e, bitişik ama birbirlerine karışmayan, e, hiçbir zaman birbirlerine karışmayan farklı enerji katmanları, frekans katmanları. Dolayısıyla bu e, boyutların içindeki şeyler, gezegenler, yıldız sistemleri ve burada yaşayan varlıkların da yapıları da buna göre oluyor. Şimdi bunu çok iyi anlamamız lazım. Neden? Çünkü biliyorsunuz ben dinler üzerinde de inanç sistemleriyle de ilgili çok önemli e, araştırmalar yapıyorum. Hmm. E, hatta hafta sonu Ankara'da yine e, iki gün inanç sistemleri seminerimiz olacak. Burada şunu söylemek istiyorum. Cennetle cehennem, cehennem denilen algı da aslında boyut farklılıkları. Bakın cehennem dediğimiz yer Cennete göre düşük frekanslı bir bant aralığı. Hep herkes e, cennete giderken sırat köprüsünden geçiyor. Neden? Çünkü dünya bunun da altında. Ve ondan sonraki bize göre yüksek ama kötü, negatif enerjiyle dolu bir katman. İşte bu cehennem denilen katmanın frekans boyutu bant aralığından geçiyorsunuz ve bunu solucan deliğinde işte kıldan ince, devenin iğne deliğinden geçeceği şekilde bir solucan deliğiyle yapıyorsunuz. Ve eğer orayı geçebilirseniz cennet denilen üst titreşim ve enerji boyutuna ulaşabiliyorsunuz. Biz bunların dibindeyiz. Bedenimizden ayrıldığımız zaman bu bedensel üç boyutlu bakın üç boyut e, <laughs> özelliğimiz ortadan kalkıyor. Sadece ruh enerji ve frekansımız kaldığı için üçüncü boyutla temasımız kesiliyor. Ölüm dediğimiz şey bu. Tamam onu soracaktım zaten... süper A acayip güzel anladım şu an ne demek istediğinizi. Ölüm de o zaman e, tabii bizim hep anlattığımız gibi bir boyut değiştirme. Biz Aynen aslında öyle. ebedi yaşama geçiyoruz, ama onu hep bir son gibi algılıyoruz. E, ne dediniz? Cennet cehennemde o zaman e, yine bir başka boyut olacak. Eğer Kesinlikle. cennetliksem üçüncü boyuttan çıkacağım, cennet boyutuna gideceğim. Eğer cehennemliksem yine üçüncü boyuttan çıkacağım, cehennem boyutuna geçeceğim. Kesinlikle. Yani bu benim e, mesela nedir? E, uzaya baktığımızda e, işte gezegenleri biliyoruz, yerleri belli, onlar gözlemleniyor. Bu boyut böyle bir şey değil. Ben bunu anlıyorum. Tabii ki. Yani hmm. bunlar enerji katmanları ve bu enerji katmanlarını çok iyi anlamak lazım. Çünkü biraz önce söylediğiniz evrene bakıyoruz, yıldızları görüyoruz. Evet. Gördüğünüz şey aslında insan gözünün e, ışık spektrumunda görünebilir. Spektrumdaki frekansları sadece görüyoruz. 400'de 700 nanometre boyutundaki dalga boylarını. E bunun ötesinde gezegenler yok mu? Baktığınız zaman James Webb teleskobu biliyorsunuz yeni yollandı ve hı hı. çok önemli sansasyonel şeyler geldi. Ve evrimin anlatıldığı gibi olmadığının ispatlarıyla ilgili çok önemli veriler verdi. Ve bu teleskoplar bile kızılötesi teleskoplar. Yani bizim e, işte e, kırmızı ve mor arasında 7 tane ışık tayfı var. Morun ötesini göremiyoruz mor ötesi oluyor. Kızılın ötesini de göremiyoruz kızıl ötesi olduğu için bizim spektrumumuzun dışına taştıkları için. Ama bu teleskoplar hep bu şekilde e, gezegenleri şeyleri algılıyor. Çünkü o dalga boyları bunların enerji farklılıklarının daha iyi görmenizi sağlıyor. Yani bizim gözle göremediğimiz boyutlarımız enerjiler gezegen ve yıldız sistemleri var ve bunların peşindeler yani yolladıkları araçlara ve bunların çalışma prensiplerine baktığınız zaman bunu net olarak görüyorsunuz ve bunları çok iyi algılamak lazım neden üst boyutlu gezegenlerin diyorum ya fiziksel olmaması gerekiyor bu boyutun özelliklerinin dışında olması gerekiyor yani şimdi ben bir e, ev sıcaklığında ocağın üstüne böyle bir şey koyuyorum İçinde su var şimdi ocağın üstündeyken mü su sıcak olur. Ocağı açınca mı su daha fazla sıcak olur tencerenin içinde Ocağı açınca. Açınızdır. Kesinlikle. Yani üst boyutlardaki frekans daha yüksek olduğu için oradaki atomların birbiriyle olan kombinasyonları ve titreşim şeyleri daha böyle sıkışık olduğu için daha yüksek titreşimli olması lazım. Bu belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra artık bizim bu üç boyutlu fiziksel ve katı dediğimiz ortam ortadan kalkıyor. Şimdi şöyle bir soru olabilir. Peki üç boyutla dört boyutun, beş boyutun, yedi boyutun farkı ne o zaman? Yani bunlar hakkında ne söyleyebiliriz? Yani ben e, birçok arkadaş gibi işte ben şu boyuttan bana haber geldi. Ben asla <laughs> beni e, işte. şöyle Aman yapayım. aman ne o, olur. Onlara onlara girdiğiniz zaman <laughs> bence konu gerçekliğini yitiriyor. Sizin de böyle Tabii. düşündüğünüzü. Benim ee, öyle yeteneklerim asla Evet. Yani ben sadece araştırmalarımla, çalışmalarımla bu e, şeyleri üretiyorum ve buna dayalı. E, baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Üst boyutlarda ve bunu dinlerde, mitolojilerde ve bilimsel altyapısıyla, teorik fizikle tamamen paralel olduğunu görüyorsunuz. Mesela şimdi bunun dinle ne alakası var boyutun diye düşünülebilir. Mesela dinlerde çok önemli bir şeyden bahsediyor. Özellikle Kur'an'da melekler var. Şimdi neden melek diyorsunuz? Yani yükselmiş insan demiyorsunuz da melek diyorsunuz. Çünkü melekler hep ışıktan varlıklar. Işık saçarak geliyor ve kanatlı uç, yani uçarak geliyor. Uzaydan geliyor. Şimdi tamam da e, bunun iki kanatlısı var. Dört kanatlısı var. Altı kanatlısı var. Neden yani? Dört kanatlısı uçamıyor mu? Altı kanatlı neye göre altı kanat oluyor? Kerubi melekleri onlar cennete yakın olan. Altıncı boyut, yedi boyut vardır diye bahsediliyor. Yedinci boyutta Tanrı'nın oturduğunu ve buna en yakın boyutun altı, e, altıncı boyut olduğunu ve kerubi meleklerinin de altı kanadı olduğunu görüyoruz. Bana göre tamamen bu sembolik olarak anlatılan boyutların frekans ve rütbeleriyle alakadar. Çünkü e, Cebrail Hazreti Muhammed'i işte e, miraç esnasında götürürken bakın Cebrail meleği en yüksek rütbeli. Melek bile buradan sonrasına ben çıkamam, yanarım diyor. Neden yanıyor? Şimdi cehennemde yanıyoruz şeyi var değil mi ki hiç anlatıldığı gibi değil aslında başka türlü sembolik anlatımlar bunlar. E, melek niye yanıyor? Cehennemlik mi oldu? Yanlış bir şey mi yaptı? O da yanarım diyor. Yani hani cennete giderken o da yanıyor. Demek Yaratılısı ki o boyuta uygun değil o zaman. Değil. Bunu mu anlayalım? Aynen. Şimdi ben burada e, hep böyle sabaha kadar gece yaşayan bir insan olarak hem müzisyen hem e, böyle araştırmalarla da aynen devam ediyoruz. Yani <laughs> bakıyorsunuz 5 dakika güneşe çıksam ben hemen kızarırım 10 dakika sonra ya su toplarım tatil zehir olur bana. Yani böyle Antalya'ya ah, Kıbrıs'a gidersek. Evet ama Afrikalı bir zenci orada yıllarca çıplak vücuduyla güneş altında çalışabiliyor. O alışık o yanmıyor yani. Onu hiç terlemiyor bile. Alışık. Bünyesi ona göre. Ama ben alışık değilim. Ama o Afrika'da tarlada çalışan adamı her gün sabah 6'ya kadar yanında kitap okut bir ay sonra hastanelik olur. O da uykusuzluktan böyle döngülerden çok jettak olur yani. Herkesin alışık olduğu bir şey var. Tabii ki bu kadar basit değil konu ama şunu anlatmak istiyorum. Her meleğin titreşimi farklı. Görevi rütbesi farklı ve o titreşimle ancak o boyuta kadar gidebilirsiniz. Daha fazla yükseldiğiniz anda zarar görüyorsunuz. Bakın zarar. Şimdi şöyle düşünün birazcık insanların içine e, su serpelim. Cehennemde ne olacak? Yanacağız kazanlar işte topuzlar cerahat filan. Yani bunlar bence tekrardan ele alınıp incelenmesi gereken kavramlar olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsinin aslında fiziksel... Sembolik bir anlamı e, barındırdığını ama yanlış yorumlandığını düşünüyorum. Şimdi direktman çok yüksek bir şimdi dünya boyutu diyelim. Ondan sonra e, cehennem boyutu var. Dünyaya göre yüksek ama diğer boyutlara göre çok düşük. Onun üstünde de cennet boyutu var. Yani frekans adımları, oktavları bu şekilde. E siz direktman düşük bir titreşimde cennete giderseniz ne olur? Cebrail meleği bile yanarım derse siz de yanarsınız yok olursunuz. Yani o bütününüz o bilgi elektromanyetik atomlarınıza ayrılırsınız. O yüzden ne olacak? İlgili e, evrensel kanunlar gelir. Elektromanyetik artık atom altı parçacık ne derseniz <laughs> burada titreşimlerinizin hak ettiği uygun oldu ya da elektromanyetik alanınızın enerjinizin uygun oldu. Yani bunu bilimsel olarak da bakabilirsiniz. Dini inançlarla da zaten bunu anlattıklarını düşünüyorum. Aynı şekilde bakabilirsiniz. Uygun olan yerde siz cenneti hazırlık gibi düşünün bunu. Nasıl evet. okuyorsun hayatı hazırlıyor seni? Okumadan şimdi 5 yaşında çocuğu hadi git çalış iş bul gel diyebilir misiniz? Hı evet. hı. E Yetenekleri, e, frekansları sınırlı. O yüzden e, bu boyutları iyi anlamak lazım. Boyutları anladığımız zaman çünkü dinleri de çok iyi anlayacağız. Dinleri iyi anlarsak o dinlerin içindeki varlıkları da çok iyi anlayacağız. Bu varlıkları temasını anladığımız zaman o zaman maymundan mı gelmişiz, nereden gelmişiz o zaman. Bunlar <laughs> bu, bunları ayrıca bir, bir şimdi detaylandıracağım ama araya şöyle bir katkı sağlamak isterim. Ben şunu anlıyorum cennet cehenneme dair söylediklerinizden. Bu dünyada da bu üç boyutlu halimizle de üçüncü daha doğrusu üçüncü boyutta izlediniz. Bu boyuttaki halimizle ne zaman ki yaratılışımıza uygun olmayan bir şey yapsak böyle e, o tasvir edilen cehennemdeki gibi cayır cayır yanarız. Yani bu şu demek. Burada ne yaptıysan, nasıl bir hayat yaşadıysan o boyutta da seni iyi ya da kötü, sıkıntılı ya da sıkıntısız bir yaşam bekliyor. Nasıl yaşadıysanız öyle ölürsünüzü anlattınız siz şimdi bize doğru mu anlıyorum? Yani e, aslında genel anlamda doğru. Şöyle düşünün, biz zaten fiziksel olarak buradayız. Yani e, sizin ruhunuz üç boyutlu değil, benimki de değil. Ruhlar üst boyutlardan gelen enerjiler. Yani hmm, kaç boyutlu ruh? Ben benim kendi teorim var bu konuda. Yani ben e, Sicim teorisine çok yakın diyebilirim ama netleştirdiğim bir şey var. Çünkü evrenin bir şekli var. Çapı var. Ondan sonra bu e, tabii bunları hep frekans teknolojileriyle tabii uzun seminerlerde detaylı anlatılması gereken konular. Ama özetlersek torus formunda bizim bilinen evren dediğimiz kavramdan bahsediyorum. Çünkü bu evren tek değil. Bu evrenin paralel evreni var. Bir de çoklu evreni var. Tüm bu evrenlerde birbirine bağlı şekilde çalışıyor, işler karışık. Ama biz bilimsel olarak Torus Formu dediğimiz bu e, elma gibi başladığı yere geri dönen enerjinin bir formu var ve bu form bizim çakralarımızı da bu form bir arada tutuyor. Elmayı da bu form oluşturuyor, domatesi de oluşturuyor, dünyayı da oluşturuyor, Güneş Sisteminde oluşturuyor ve Evreni de tabii ki bilinen evreni de bu form oluşturur Neden bu form oluşturuyor da işte ne bileyim üçgen şeklinde, beşgen şeklinde bir form oluşturmuyor? Çünkü bu formun özelliği sonsuz enerji içerisinde barındıracak fraktalın ancak bu formda mümkün olduğunu görüyoruz. Yani enerji entropi yasasıyla azalmadan devam edebilmek için bu formda olduğu zaman ancak var olabiliyor. Yani sonsuza kadar e, ya da çok daha uzun bir şekilde var oluyor. Bu e, formdan yola çıkarak bunların oluşumunu inceleyerek frekanslarını, geometri, matematiğini, tüm astrolojik haritalara işte e, bütün bilimsel çalışmaları e, bir araya getirerek ben şu sonuca varıyorum: 12 artı 0 boyutlu evrenin tamamı. Şimdi o sıfır ne? 12 neydi? artı 0. Evet. Ne demek o? Yani 12 artı 0 gene 12. Yani o sıfırın ne oluyor, nereden çıkıyor? İşte o hiçbir şeyi. Kadir'i mutlaksız, yaratıcısız düşünmememiz gerektiğini. Hmm. Siz onun hesabını ölçemezsiniz. Ne çapını, ne enerjisini, ne ışığını, ne gücünü hiçbir şey. Ama bu var olmadığı anlamına gelmez. Sıfır noktası bana göre evrendeki bu torusun altın oran noktasıdır. Ve tüm elektron ve protonların tüm boyutlardaki elektron ve protonların enerjilerinin dengelendiği tek bir nokta vardır. Ve oradan da kontrol edilmektedir. Ve bu bilinçli bir şekilde olur. öyle tesadüfen e, yani e, doğal seleksiyon falan değildir. Bilinçli muazzam bir enerji e, bunu kontrol eder. İşte bu enerji doğmamış doğrulmamış kolu bacağı anası babası çoluğu çocuğu e, olmayan bir enerjiden bahsediyoruz. Bunu çok iyi anlamamız lazım. İşte bu evreni ve boyutları doğru anlarsak biz dinlerin de ne demek istediğini o zaman doğru anlar ve şirke düşmeyiz. Çünkü bütün tanrılara bakıyorsunuz. Yani tanrı diye geçen varlıklara bakıyorsunuz. Sümer tanrıları, işte Anunnakiler, Mısır tanrıları, işte Zeus'undan tut da işte Enkisinden, Enlil'inden, Mardun'dan, ondan sonra işte Torun'dan işte başka şeylere kadar bakıyorsunuz hep tanrılar tanrılar insanlar bunlara tapınmaya ve bu seviyede takılı kalmaya maalesef şirk koşmaya çok meyilli bir şeye sürülüyorlar. Yani kasıtlı bir şekilde bu aşamada takılı kalıyor birçoğu arkasını göremiyor maalesef ve burada bunların ötesinde her zaman kadire mutlak dediğim o gücün olduğunu tüm evrenin kontrolünün o noktada olduğu yok yani benim gibi ikizi de yok benzeri de yok, yok kesinlikle doğru, tek bir doğru, nokta doğru, doğru. ve onun siz ne görebilirsiniz ne duyabilirsiniz ne şey yapabilirsiniz evet manevi olarak bu olabilir ama asla şekli yok ki göresin boyusu his, yok ki his, yani zaten mucize ben hep onu anlatıyorum inançla ilgili yayınlarımda mucize zaten göremediğin görmediğin Allah'a iman etmek ve inanmak diyorum bundan daha büyük bir mucize yok Evet göremeyiz zaten ayetle de sabit e, kendisinde ayetlerinde bize anlatıyor ama biz zaten görmemize gerek yok hissediyoruz hayatımızın her anında. Peki ben Hakan Yedican'a e, çoklu evrenleri neyle ispat edersiniz desem şimdi biri de ki, nerede çoklu evren var Hakan Yedican diye size sorsa neyle ispat edersiniz? Tabii ki teorik fizikte neyle olacak ben çoklu evrenlere gidip ölçüp gelerek bunu söylemiyorum <laughs> ama şöyle bir şey var bunların yansıması. Ee, şöyle bir e, örnek verilebilir buna. Öncelikle evrenin bir yapısı var dedim. Ve bu el, evrenin enerji şeyi var. Yani genişleyen bir yapıda bir enerji formu var. E yoktan enerjiyi var edemezsiniz, vardan yok edemezsiniz. Yani bu e, fizik kanunun temeli. Hı -hı. Baktığınız zaman bu enerjinin yani bu e, evren o Big Bang diyorlar ama ben Big Bang'e de öyle şey demiyorum. Tabii ki farklı bir teorim var. E, buradaki olay bu enerjinin de daha evveli olması, yani bize göre, yani sunulan şeye göre ben katılmasam da benzer bir yapı var ama ben eksik bir teori, hatalı. Bunun öncesinde mutlaka bu evreni yaratacak ve bu maddeleri, atomları, enerjiyi, bu ısıyı yaratacak bir enerjinin kaynağı olması gerekiyor. Yani bu durup dururken. Çıt diye bir şey patlıyor bütün evren. O enerji nereden geldi? Tabii ki daha onun da dışında öncülü olan başka evrenlerden geldi. Ve şöyle de bir şey var. Şimdi frekans ve geometri matematik olarak incelediğiniz zaman. Şimdi e, piyanoda nedir? İşte hep meşhur 440-432 Hz olayı vardır ya bir akort sistemi onları da anlatıyoruz. Bu onu da bozdular. Şimdi bir tane ortadan bir tuşu alırsınız onu belli bir frekansa hassas ayarlarsınız. Ondan sonra o tuşa bütün piyanonun 88 tuşunu ona göre ayarlarsınız. Dolayısıyla ondan hepsi ilgilidir. Yani o sistemler işte doğusu, re'si, mi'si vardır ama hepsi kendi içinde bir bütündür. Ama sonuç olarak o frekansın katlarından oluşur. Şimdi bizim de kendimizi bir nota gibi düşünün evrende. Bu Evrenimizi, boyutumuzu bir oktav ya da bir nota, tek bir nota olarak da düşünebiliriz. Bunun bağlı olduğu bir piyanosu da olmak zorunda. Yani çünkü bu besteler yapılmış. Bu e, e, sistemler, etkileşimler katladığınız zaman teorik olarak bu e, evrenin dışında da bir şeylerin olma zorunluluğunu getiriyor size. Ama siz bunu nasıl ölçersiniz, nasıl biçersiniz? Tabii bunlar uzun konular. Ancak teorik fizikle e, açıklayabiliriz çünkü bizim evrenimizden çıkıp geri gelen öyle bir şansımız yok. Belki hani çok üst seviyeli dünya dışı varlıklar bunu yapabiliyor mu? Hmm. Bence biz o, diğer evrenlere gidemeyiz net. Şimdi, yani şu anki bilgiyle kesinlikle yani bizim şu seviyemizde bunu yapmamız çok zor. Ama şöyle bir şey yine oradan buraya gelebilen varlık var ise sizi alıp götürme teknolojisine de sahip Kah olabilir. Kaybolan insanlar var, açıklanamayan, sırlı durumlar. Bunun gerçekten e, dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılan insanlar olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey, tabii ki ben bu konuları da detaylı inceliyorum. Hı -hı. Yıllardır. E, ve kesinlikle alıkonma, kaçırılma ne derseniz bu e, olayların Gerçek olduğu yani artık onlarca yüzlerce binlerce yüz binlerce örnek artık günümüzde şey var. Ama bu örnekler, bu bilgiler, bu iddialar o kadar çoğaldı ve teknoloji sayesinde o kadar herkesin günlük hayatında üç kere, beş kere, on kere her gün karşısına geliyor ki bence yani insanların uzaylılar tarafından kaçırılmasından çok daha önemli bir şey, kaçırılma durum var. İnsanlar kendi akıllarını kaçırdılar. Çünkü bu şeylerden o kadar çok etkilendiler ki yani gördükleri rüyayı akşam Star Wars istiyor. Ertesi gün beni uzaylı kaçırdı diyor. Yani iki tane film izliyor. Sonra bir bakıyorsun üçüncü gün ben astrale çıktım dün gece diyor. Yani bu o kadar basitleştirildi, o kadar yayıldı ve ya artık rüya diye bir şey kalmadı. Herkes kaçırılıyor. Herkes alıkonuluyor. Herkes astralya çıkıyor. Herkes işte uzaylılarla temasta. Herkes Aa, yani bu kadar. Biz real tarafına bakalım. Siz bize doğrusunu anlatın. Şöyle yani bunun e, kriteri ve ölçeği ben değilim tabii ki. Hı -hı. Ama ben yani e, birçok insanla bu konularda hep seminerler araştırmalar yaptığım için yani e, bir sürü mevzuya konu olmuş. İşte kitaplarda adı geçen işte işte şu kesin şöyle şu kesin şöyle dedikleri insanların yani e, bence bu olaylardan etkilendiğini yani kötü niyetle yapanlar var onlar ayrı ama bir de iyi niyetle yani işte burada şunu bilmek lazım beynin beş tane dalga boyu var yani işte alfası betası tetası ondan sonra e, bu şeyler arasında uykuyla uyanık e, e, aralık uykuyla uyanıklık aralığında teta boyutunda TETA'dan uykuya geçerkenki alan çok tehlikeli bir alan. Şöyle bütün kaçırılma vakalarında bu uygulanıyor zaten. Yani önce sizi alıp götüreceklerse TETA dalgasına sokuyorlar. Siz onun gerçek mi değil mi olduğunu artık o saatten sonra ayırt etme imkanınız yok. Şimdi burası doğru ama herkes uyurken burayı dalgadan geçiyor. Bu gece uyurken siz de geçeceksiniz o köprüden. Ben de geçeceğim. Başka türlü uyuma şansınız yok. Yani uykuya geçiş anında üst bilinç devre dışı kalıyor ve artık bilinçaltı aktivesi ve frekans düşüyor yani şanzımandan vitesi değiştiriyor vücut beyin ve sizin hücrelerinizin yenilenmesi ve gerekli olan diğer şeyler işte vücudun dinlenmesi frekansına geçiyor o vitese geçiyor ama vitesten oraya geçerken kesinlikle ee o günün yani çevresel koşullardan ee stresinizden gördüğünüz rüyadan kabustan ya da şeyler yani şimdi e, deney e, yapması kolay. 10 kere üst üste Jaws serisini seyredin. O gece gece e, simsiyah iskeleden denize atlayın. Ayağınıza da bir e, şey yosun değsin, deniz anası değsin, balık değsin ya da torba değsin. Fark etmez. Ne değerse değsin. Sizin gözünüzün önünde koskocaman dişleriyle o Jaws'ı 3 boyut olarak ilk aklınıza gelecek şey bu. Ama siz bunun önce bir korkarsınız, paniklersiniz ama aklınız başınızda. Çünkü üst beyin devrede, beş duyunuz devrede, mantığınız devrede. Ha dersen ki ha, şeymiş, hani ilk hı hı. onu o korkuyla algıladım ama sonra o ha, naylonmuş ya da balıkmış. ya yani, Köpek balığı olsa ısırdı yerdi beni dersin, bu şeyden çıkarsın. Ama tetadan betaya geçerken çıkamazsın. İşte o seni kovalar böyle yani ondan sonra nerede takılı kalırsan o an neyin e, hayalindeysen ne yerden etkileniyorsan onu o kadar gerçekçi bir şekilde e, yaşarsınız ki e, bunları gerçekten yaşadınız mı yaşamadınız mı İşte bunu ancak şöyle ayırmak mümkün mesela Roger Lyre diye bir e, doktor vardı birkaç sene önce e, öldü ama e, ölmeden önce şu çalışmaları yapıyordu dünya üzerinde insanlara yerleştirilen Implant, uzaylı implantlarını adam inceliyor, buluyor ve canlı yayında kameralar önünde e, kendi uzmanlık alanı bunları söküyor, çıkartıyor ve bunları bilimsel kurumlarda inceletiyor. Ve bu kurumlarda bunların dünyaya ait olmayan materyaller çıktı. Onlarca yüzlerce binlercesi var. Hani kanıt var mı? Kanıt var. Mı? Var arkadaşım. Haberiniz yok. Kanıt var. Haberimiz yok. İşte nasıl olacak? E siz bunları gizleyen, örtbas eden e, büyük ailelerin kontrolündeki televizyon kanallarıyla bu iş olmaz. Orada olmaz. çizgi Gidim. film ayarında bilgilerle uyuruyoruz. Alıkonulup geri döndürülen biri normal kalabiliyor mu Hakan Bey? Vallahi kalabilir. Bu şimdi şöyle milyon çeşit dünya dışı varlık var. Bunların <laughs> milyon çeşit gündemi var. Milyon çeşit e, niyetle buraya geliyorlar. Ve yani onu da bir milyon çeşit. Şimdi sizi götürürler hiçbir şey güzellikte hatırlarsınız. Beni götürürler kafayı yerim. Bu bir şeyi yok. Prosedürü. Yani şu yaşta şunu götürürse iyi geliyor. Şunu götürürse kötü, kötü geliyor. Yani ne yapacaklar? ne Nasıl bir müdahale var? Ne amaçla götürdüler? Bunların e, tabii ki e, her biri çok farklı olaylar. Ama bunlar kanıtlı mı? Kanıtlı. Dediğim gibi işte araştırsın izleyicilerimiz bu çipleri araştırsın ve dünya dışı mesela buna 35 küsürat gigahertz frekans yayıyor bir tanesi. Şöyle 2 milimlik bir şey. Ya 35 gigahertz çok yüksek bir frekans. Yani inanılmaz bir şey yap yapmaması lazım ve vücuttan çıktığı anda kesiliyor. atomik yapısına bakıyorlar dünyaya ait değil. Öyle bir <laughs> madde yok dünyada. Ve bakıyorsunuz Ondan sonra bir adamdan işte şey yapılıyor. Yıllarca hiç farkına varmıyor. Bir anda adam ağır bir hastalık geçiriyor. Böyle iri yarı, çok sağlıklı bir adam. Ondan sonra neredeyse söyleyecek? Her şey yapıyorlar. İşte MR'da böyle bir şey görünüyor. Röntgende. Ondan sonra bunu çıkartınca adam bir anda düzeliyor. Ama şarapnel değil, bir şey değil. Yani garip bir şey. Takmışlar böyle bir çip ama ne zaman taktığını adam da bilmiyor. En son işte bu hipnozlarla işte terapilerle oğluyla beraber böyle ormanda gezerken aa diyorlar UFO mudur nedir bir ışık geliyor işte baba falan diye. En son orayı hatırlıyor. Ondan sonrası kopuk. Ondan sonrasını hatırlamıyor. Yani hiç haberi yok. Üstüne yıllar geçiyor. Yıllar sonra o ne oluyorsa işte o çip bir aktifleşiyor mu artık frekansı mı değişiyor. Sağlığını etki negatif etkileyecek hale gelince böyle bir şey bulunuyor. Bunun gibi çok örnek var. Araştırılırsa görülür ama yani maalesef şunu da görüyorum. Ülkemizde de bu iş çok karıştırılıyor. Bakın manipüle edilmesi Yani maalesef. o karışıklık bin kişiden bir tanesidir yani. Yani binde birdir, üçtür. Yani daha fazlası değil. Ben e, üçüncü boyuttayken sizin bahsettiğiniz yani bizim bu gezegenler, yıldızlar var ya onlar da bizim bu evrenimize dahil ama evet. onun dışında evrenler var değil mi? Doğru tabii, anlıyorum. Tabii ki. Yani şöyle düşünün. Bizim Evrenimiz zaten yapısal olarak tam öyle. Şimdi evren 12 katmanlı, evet. 12 farklı e, band aralığına sahip. Yani bu şey gibi e, FM bandı vardır, VAS bandı vardır, UHF bandı vardır. E bunlar ses frekanslarının belli kategorileri. Aynısı evrende de var. Ve havada bunlar iç içe uçuyor. Yani şimdi şurada duruyorum ben. Sizin telefon şirketi farklı, benimki farklı ama modeminki farklı. Ama hepsi aynı anda benim içimden geçiyor. Evren de böyle. Fakat bu cihazı alırsanız şu telefon kendi şeyiyle iletişim kuruyor. Sesini, görüntüsünü sana yansıtabiliyor. Algılayabiliyorsun. Başka bir şu telefondan konuştuğun zaman onun frekansı bunu etkiliyor. Yani sen bu telefonla bu telefonun diğer hattındaki verilerini algılayamıyorsun, kullanamıyorsun. İşte insan bilinci Maalesef iki sarmala düşürüldüğü zaman bu evrensel bilgileri algılama kapasitesi ellerinden alındı. Çünkü orijinali bana göre 12 sarmal DNA sahip ve çok daha uzun değişik bir hikayesi vardı insan. Biz daha gelişmiş varlıklar mıydık insan ha, olarak? Evet evet hala da gelişmiş varlıklar olarak evrende ya e, yaşamına devam ediyor insanlık. Çünkü insanlık e, Hazreti Adem'le başlamıyor. Kur'an da tam olarak bunu defalarca söylüyor. Adem ve ki dünya üstünde bile böyle. Bir de bunun evrensel anlamına bakın. Diyor ki Adem'le havadan önce nice ins ve cin kavimleri. Bakın insan demiyor, ins diyor. Yani i̇nsanımsı, humanoid diyelim biz buna. Yani bugünkü literatürde. Ve cin kavimleri. Yani insanla da cini ayırıyor. Neden? Şimdi biri humanoid öbürü humanoid değil. Şimdi humanoid olmayan artık hangi türler var bunları da ayrıca tek tek anlatmak lazım. Ama bunların şu anki insanlıktan çok daha yüksek seviyede teknolojiye sahip olduğu ve bunların da bu teknoloji ve gücün kendilerini bozması sebebiyle frekanslarını bozması sebebiyle onlara gereken müdahalenin yapıp yok edildiğiyle ilgili uyarıları yapıyorlar. Çünkü evrensel kanunlar var ve bunların hepsi evrende her şey frekanslardan oluşuyor. Her şey evrenin kendisi de frekanstan oluşuyor ve bu frekansları şöyle e, düşünebiliriz. Titreşmeyen tek şey var evrende. Allah dediğimiz, kadir Mutlak dediğimiz şey. Bunu bir hoparlör olarak düşünün. Böyle bir hoparlör var. Evet kendi titreşmediği zaman bir şey yok. Yani frekansı kaç ölçüyorum sıfır bir şey yok sıfır. Ama sıfır hoparlör yok demek değil dikkat edin. Hoparlörde titreşim yok demek. Hoparlör var. Titreştiği anda ol dediği anda ne ol diyorsa. Şimdi ben bir hoparlörden size yemek tarifinde omlet yaptıramaz mı? Yumurtayı kır işte şöyle çarp, içine şey atıyor. Tuz evet, at benim omlet böyle hemen hızlı <laughs> çok pratik. Şimdi bunu yaptırabilirim. E başka bir yemek de yaptırabilirim. Size orada origami de yaptırabilirim. Ne bileyim yani nükleer füzyon şeyi de yaptırabilirim. Yani e, bambaşka istediğimiz her şeyi yaptırmamız Resimle Resim de yaptırabilirim. Bir cihaz da yaptırabilirim. Neyle? sadece titreşimle bakın siz beni görmüyorsunuz ıssız bir adada adasın orada hoparlör telsiz oradaki hoparlör soruyorsun cevap geliyor soru iletişim neyle sadece frekansla duy e, e, hoparlörden çike, çıkan şey ne frekans ama frekanslar cızırtı şeklinde değil bilgi ve bilinç içerecek yani tesadüfen olan şeylerden bahsetmiyoruz içinde bilgi var benim size basit bir omlet tarifi vermemin de içinde bilgi var. Yani belli bir kural var. İşte burada şunu söylemek istiyorum. Yaratıcı titreştiği anda tüm evrende bizim fark ettiğimiz, fark etmediğimiz üst boyutumuz, alt boyutumuz, kendi boyutumuz bütün her şeyi frekanslar sayesinde yapıyor. Bu bilimsel bir gerçek. Ama bilim bunun yaratıcı tarafından değil tesadüfen olduğunu düşünüyor. Yani şimdi ıssız adaya düşüyorsunuz. Bunu şöyle e, düşünebiliriz. Evet bir tane telsiziniz var. Tek bir kanal çekiyor. Ondan sonra o kanalda da şu bilgi geliyor. Tek taraflı. Siz hani karşıyla konuşamıyorsunuz. Nasıl sal yapacağını, o ağaçtaki e, işte hangi şeyleri yapacağını, işte hangi gün hangi geminin geçeceğinin bilgisini size söylüyor. Saatlerce günlerce. Şimdi nasıl bir tesadüf? Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden yani o e, bilginin gelmesi için sizin durumunuzdan birinin haberdar olması, farkındalığı olması lazım ki size o e, kurtuluş yolunu izah edebilsin. Yani bir bilinç gerekli. Bu bölümü tamamlamak için birkaç soru soracağım ama biraz hızlı yanıt alsam olur mu Hakan Bey? Tabii. Mesela e, üçüncü boyutta olan bir insan dördüncü boyuta çıkabiliyor mu? Çıkabilenler var mı? Ben böyle işte yayıncı Ferda olarak dördüncü boyuta çıkabiliyor muyum? Yani e, bana göre fiziksel olarak bu iş biraz zor. Ama hı hı. şöyle bir e, alternatif de sunarım size. Bizim UFO diye tabir ettiğimiz e, araçların içine girdiğiniz anda zaten siz bu boyuttan çıkmış oluyorsunuz. Bakın fiziksel hı. olarak giriyorsunuz. Bunun örneğini şöyle gösterebilirim size. Brezilya'da bir gece talim yapan bir ordu var. Ve burada işte askerlerle beraber bir tabur asker gidiyor. Abi UFO geliyor ışık falan ve duruyor. Işığın altına doğru gidiyor komutan. Herkes de görüyor bunu. Sonra bir ışık yüzmesiyle komutanı hop diye alıyorlar e, UFO'nun içine. UFO gidiyor. Herkes bakıyor sağa sola hiçbir şey yok. 10-15 dakika geçmiyor. Çok yakında yeni e, o aynı ışık beliriyor. Ondan sonra ve tekrar yok oluyor. Bu sefer gidiyorlar ışığın olduğu yere. Bütün askerler bir gidiyor. Komutanı görüyorlar. Oraya bırakmışlar bu sefer. Ama sakalı 4 günlük. Bakın 15 günde 4 günlük 15 gün diyorum pardon. 15 dakikada 4 zaman, günlük akılığı. zaman farkı var. Bakın şunu unutmayın. Boyut farkı varsa zaman farkı, zaman farkı olmak var. zorunda. He. Yani kesinlikle zaman farkı olmak zorunda. Neden? Diyorum ya o farklı bir titreşim bant aralığında olmak zorunda. Eğer aynı bant aralığında olsaydı o zaman bu boyut olurdu zaten. Yani dolayısıyla Einstein'ın şöyle bir e, sözü vardır evrende iki kere ikinin dört etmediği boyutlar var. Kesinlikle var. Yani iki kere iki bu boyutta dört ediyor. Şimdi bunu neden anlattım? Bu komutan askeri kayıtlara geçmiş gerçek bir olay. Burada fiziksel olarak alınıyor ve fiziksel olarak bu zaman farkına yani boyutlar arası iletişime maruz kalınıyor. Demek ki bu yapılabiliyor. Zaten biraz önce de söylemiştim. Hani onlar o teknolojiyle isterse bunları bir şekilde yapabilirlerdi. Ama biz kendi kendimize bunu yapmamız zor. Sınırındayız. Brezilya'daki olay aslında bu işlerin fiziksel olarak da yapılacağının göstergesi. Yani siz bir e, dünya dışı aracın içine alındığınız zaman... ...üç boyutlu ortamdan onların boyutuna geçmiş oluyorsunuz. O enerjiye maruz kalıyorsunuz. Ve e, o titreşim seviyesinde daha yukarı bir seviyeye gittiğiniz zaman... ...zamanda ileri geri gitme şansınız da oluyor. Yani o Brezilya'yı dönüp buraya bıraktık, bırakacakları gibi... Yani 500 sene ileri de bırakabilirlerdi, o bir daha geri görme gelemezdi, Gör, e, görünmez bir, e, bir şekilde bu boyuttan izi e, silinmiş olurdu. Ama aslında şöyle bir şey var, daha üst boyutlara çekmek için mutlaka ki bu fiziksel bedenden ayrılmak gerekiyor ve yüksek titreşimli olan ruhunuzun ancak o kapıdan geçebileceğini düşünün. Yani burada üst boyutlarda biz ancak ruhumuzla yani bu astral beden diyebiliriz, astral seyahat diyebiliriz ama böyle yarım saat YouTube videosu izleyip öyle ben astrale çıktım falan diye. <laughs> öyle bir şey yok. Arkadaş. Yatağın kaliteliymiş, yastığın. Biraz da yorgunmuşsun, çok güzel uyku çekmişsin. Ya bunlar da bu kadar kolay ve basit olmamalı diye düşünüyorum. Ya az önce ama çok güzel bir şey daha öğrendim sizden. İlk defa duyduğumda uykuda bile tehlike tehlikedeymişiz meğerse. En tehlikeli olan bir bölüme maruz kalıyormuşuz. Teta boyutu mesela değil mi? Yani tehlike tehlikeli... şöyle Tehlike şöyle bir şey. Ee, burada size temas edilecekse e, bu noktada temas edilir. Kargaşa olacaksa burada olur. Yani tehlike demeyeyim de kargaşa kaos ve artık doğru mu değil mi gerçek mi ondan sonra e, hayal mi bunu ayıramayacağınız bir nokta var. Ve biz buradan Karabasan, o gibi... Karabasan o noktada mı gelir işte? Mesela bizim Karabasan diye bildiğimiz. Şimdi Karabasan olayı biraz daha farklı ama aynı özellikler orada da söz konusu. Çünkü orada da nefes alamadığınızı, işte üstünüzde bir varlık var sizi işte böyle eziyor, basıyor gibi şeyler hissediyorsunuz. Bu da ne demek biliyor musunuz? Aslında Karabasanı bilimsel olarak incelersiniz karşınıza şu çıkacak. Beynin yani ayılmaya çalışıp ee, zihin ayılıyor ama beş duyu organınız henüz ayılmadı. Yani ne oldu? Siz hareket edemiyorsunuz ama zihniniz o anı panikleyerek karabasan olarak algılıyor. Yani senkronize bir hareketli senkronu bozulduğu anda, şimdi ben uyanıyorum dağıt diye bir korna sesi geldi ya da bir gümbürtü. Ne oluyor? O ses beni uyandırıyor, dikiliyorum bir anda böyle e, bütün üst bilince geçiyorum beş duyum aktif oluyor ve mantığımla artık olayları algılamaya başlıyorum. Ama siz uyuduğunuz zaman mantık yok. Mesela rüyanızda ben uzun yıllardır bu şekilde yaşıyorum hayatı. Lucid rüya dediğimizde yani rüyada olduğunun farkında olmak çok da güzel bir şey. Bütün araştırmaları orada devam ediyor. Sınırsız bir ortam. Ya ben rüyadayım deyip minarenin tepesinden atlıyorsunuz. Evet, uçmaya başlıyorsunuz. Yani rüya bu uçarsın, da kaçarsın da her şey yapılabiliyor. Matrix Bunu gibi. ayrıca konuşalım. Evet. evet. Bunu ayrıca konuşalım. Matrix gibi ya da e, o hep konuştuğumuz film ismini şimdi anımsayamadım ama o da buna çok güzel örneklerden o, biridir. Abi. Inception. Ha Inception. Evet, o da buna örnek verilebilir. Şunu soracağım bu bölüme dair son soru. İnsan e, insan ve öte varlıklar var. Tamam. işte bizim en bildiklerimiz cin'dir, melektir, şeytandır. Biz bu beden elbisesindeyiz ya. Belki de bu beden elbisesini çıkardığımızda aslında bizim de görüntümüz bu değil. Değil kesinlikle. E, i̇nsanın gerçek görüntüsüne, bir de insandan öte varlıkların görüntülerini bize nasıl tasvir edersiniz? Şimdi önce e, insandan başlayalım. İnsanın üç boyuttaki hali bu. Yani şimdi siz bu bardağın içinde su var. Bakın sallıyorum şöyle tatlı tatlı, tatlı sallanıyor. Ama ben şimdi Antarktika'ya gitsen görüntüsü bu, bu olabilir mi? Hayır. Hayır. Suyun görüntüsü değişecek. Buz olacak. Ve e, dünyada e, donduğu zaman genişleyen tek şey sudur. Çok enteresan bir özellik. Daha fazla genişleyecek. Sertleşecek. Ondan sonra böyle beyaz bir renge bülünecek. Aslında suyun rengi o değil ki. Ya da eba, gerçek eba da o değil. Benziyor ama farklı bir forma dönüşüyor. İşte biz de ruh formunun üç boyutlu burada e, dünyada kalması bu kadar süre kalabilmesi için bu tarz bir fiziksel üç boyutlu elbiseyle mümkün oluyor. Bu aynen ben şimdi nefesimi tutarak bir dakika tutarım, üç dakika tutarım. Haz bazı beş dakika tutan var, on dakika tutan var. Ama bir gün boyunca nefesini tutup da dalabilen var mı? Yok. Yani bunun bir sınırı var. Ama saatlerce suyun altında kalmak için dalgıç kıyafetini giyerim. Alırım regülatörümü. Hadi bana eyvallah derim. Burada yani derine dalıyorsan helyumla dalasın. Öbüründe oksijen 45-50 metreye kadar normal sıkıştırılmış havayla bu işi yapabilirsin. Saatlerce kalabilirsin. E, tabii yavaş yavaş çıkman lazım bu için ama bunların da işte yöntemleri var. Bakın denize dalıyorsunuz. Evet havadaki oksijeni ama denizin basıcıyla yani normalde bir bardak 20 oksijen çekiyorsam 50 metrede bu 5 katı yani ne olacak 200 mililitre 5 katı 1 litre. Düşünün şöyle bir e, içecek Hı -hı. E, şeyini düşün bir nefeste o kadarlık yoğunluk fazlalaştığı için ondan sonra azot miktarını alıyorsunuz %78 azot var içinde ama o %350 işte 400'e çıkıyor. Ve ne oluyor? Kanda azot fazla. Yavaş yavaş çıkmazsanız soda gibi o azotlar sizi kabarcıkla ondan sonra vurgun dediğimiz şeyi oluşturur Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, ne anlatacak, Nereye bağlayacaksınız diyorum. Şu, boyutlar arası yoğunluk farkı var. Olmak zorunda zaten. Yani hiç fark yoksa frekans aynı, yoğunluğu aynı, enerjisi aynı o zaman o sizin olduğunuz boyut zaten. Ama başka bir boyuta geçtiğiniz zaman şimdi hava boyutundan su boyutuna geçiyorsunuz. Suyun şeyi farklı. Ya yani ben şimdi bir 10 metre yüksekliğe çıktığın zaman 10 metre oradan e, aşağı indiğim zaman vurgun yiyor muyum? Hayır. Ama aynı havayı su boyutunda derinde 50 metrede solursanız eğer ve siz e, kabaca çıkardığınız kabarcıktan daha hızlı yukarı çıkarsanız o zaman size geçmiş olsun. Boyutlar arası geçişinde kuralları var. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Boyutlar ise iyi tarafları, kötü tarafları mutlaka dikkat edilmesi gereken taraflar var. Şimdi buradaki varlıkların bizim e, kendi varlığımız neye benziyor? Tabii ki bizim bundan bir adım sonraki halimiz. Bakın bunlar iç içe dedim ya. Tek bir katman yok. Bu katmanlar gidiyor gidiyor ta kadir mutluğa kadar bir bağ var. Yani buradaki bizden sonraki katmanın yani Yüzde yüz böyledir kimse diyemez benim e, yorumum diyelim buna fiziksel beden ortadan kalkıyor bir üst boyuta geçtiğimiz zaman eterik bedenle oluyorsunuz peki eterik beden nedir yine başı gövdesi kolları ve bacakları olan ama etten kemikten değil fiziksel değil enerjiden oluşan bir insan formu yani yine formunuz var ama formunuzu koruyun yani. Orada da lazım. Şimdi e, yukarıda daha üst boyutlara gittiğiniz zaman bu enerji miktarı e, şey arttığı için artık orada yemek yemek, beslenmek, şimdi orada enerjiyle besleniyorsunuz. Yani orada et, süt, yumurta, zeytin, peynir yenmiyor Enerjilerle direkt ben besleniyor. Ama üst e, daha üst boyutlara çıktığınız zaman Artık kola bacağı beslenmeye de gereksinim kalmıyor. Cinsiyet gibi dualite kavramında zıt kutuplara da ihtiyaç kalmıyor. Ve ne oluyor? Burada o enerji yoğunlaşıyor sıkışıyor, yoğunlaşıyor sıkışıyor, yoğunlaşıyor sıkışıyor. En sonunda bir ışık küresi haline geliyorsunuz. Bakın sadece ışık var. Kolu bacağı yok. Yemiyor, içmiyor ama bilinç var. Bakın bunu es geçmeyin. Yani öyle ışık lambayı açtım o da bir varlık e, yani esasen düşünülebilir ama bizim de yüksek frekanslarımızda beyaz mavi arası bir ışık yani bu birçok kaynakta yani benim de kabul ettiğim şey bu insan e, şeyi de enerjisi de ki uzaylı dediğimiz enerjiler de aslında aynı yolda e, oluşuyor. Onlar kavşaklarda farklı yerlere sapmışlar neye göre bulundukları boyutun enerjisine göre bulundukları yıldızın enerjisine göre frekansına göre bulundukları gezegenin frekansına göre mesela şimdi bilim insanları diyor ki işte çok önemli bir şey var Türklerin soyu dünyada en eski yerin geriye giden soylardan diyoruz bunlar ta Layla takım yıldızından Pleiades'inden, Baranından, Tiamatından işte Nibirusundan Marsından sonra e, dünyaya geliyor ve fizikselleşerek bu aşamaya o zaman Oluşuyorlar ki fizikselleşme aşaması bence Adem'le Havva e, olayında da aslında bu kocaman bir parantez altını çizerek bırakayım buraya oluşuyor. Ve buradaki olay şu onlar başka gezegenlere gidiyor başka şartlarda başka varlıklar halinde oluyor çünkü bilinç var. Şimdi diyorlar ki Türkler Sirius'la bağlantılı diyoruz hep anlatıyoruz A'sı B'si C'si Nibiru'su Planet X'i ondan sonra bunlardan bahsediyoruz. Ama gittiğiniz zaman mesela Sirius B zaten süpernova ile patlamış beyaz hücreye dönüşmüş bir yıldız sistemi. Yani gittiğiniz zaman onun üstünde şu anda insan fiziki koşullarıyla yaşanacak bir gezegen değil. E bilim adamları bakıyor ya diyor şu gezegende yaşam varmış da Türk oradan gelmiş insan oradan gelmiş olur mu? İnsanın kök ekimini hala fiziksel zannediyor. Niye? Çünkü onu maymundan geldiğine inandırmışlar. Maymunun ötesine geçemiyorlar. Çünkü öyle bir eğitim yok. Öyle bir eğitim verilmiyor hiçbirimize. Ezberler bozulacak mı ya Hakan Bey? Dünya bu anlamda şimdi birkaç yıldır küresel salgın en azından buna hizmet etti. Biraz daha insanlar bu konulara ilgi duyup kendisine anlatılanın ötesini aramaya başladı. Ben bunu hayırlı bir tarafı olarak görüyorum. Hakikaten ama böyle kısacık söyleyeyim. Ezberlerimiz bozulacak mı yakın zamanda? Söylüyorum bakın öyle bir bozulacak ki kimse böyle şaşkın herkesin ağzı açık kalacak. Çünkü öyle günlere doğru e, geliyoruz ki çok önemli zaman dilimleri var. Burada çok büyük olaylar olacak. Bundan sonraki bulgular çok daha insanlık tarihini geri götürecek. Yani şimdi bunları hep üstünü kapatıyorlar. Böyle 3-5 tane olay örtbas ediliyor. Mesela yani şimdi... Nasıl ah, geri gideceğiz? Ne tarih, demek o? Tarihsel olarak. Ha. Yani biz teknolojik olarak geri gitmeyeceğiz. Tarihimiz bize anlatıldığı... Ha, e, anladım süreçlerden çok daha geriye gittiği ispat olacak. Ya Afyon Firik Vadisi'nde 14 milyon yıllık 4x4 arazi iz evet. e aracının tekerlek izleri var. Evet. Ya bu sansasyon skandal değil mi yani? Ama üstünde şu an koyunlar otluyor hala. Yani Bakan Bey zaman ilgilenilmiyor ama e bu başka yerde de çıkacak başka yerde de çıkacak birileri ilgilenecek. Bak biz işte gidiyoruz ölçümler yapıyoruz iddialarda bulunuyoruz araştırın diyoruz. Bakın işte şu kuruma şunu yapıyoruz bu insanlara bunu sunuyoruz ve bunu artık susturamayacaklar bastıramayacaklar. İnşallah ana akımın dışına taşıyor bilgi zaten. Tabii tabii. Ben şimdi burada birinci bölümü tamamlıyorum ama ikinci bölümümüz olacak biraz da izleyicimizi merak ettirmek istiyorum. İkinci bölümde bu kaldığı yerden devam edeceğiz. Bu bulunan antik kentler bize ne anlatıyor bugünkü insana dair? Piramitler enerji üreten makinalar mı? Frekanslarla insana ne yapabilirler? İkinci bölümümüzün konuları. Şimdilik teşekkür ediyoruz size. Görüşmek üzere.